kedicikler. Çok tatlıyız. Ama en tatlı benim. Miyav. İtfaiye istasyonu. Mutlu bir günde tatlı kediciklere büyük bir oyuncak itfaiye arabası hediyesi gelmişti ve itfaiyeci kaskları. Bak baba, itfaiye arabaları aynı senin her gün işte sürdüğün arabaya benziyor. Tarçın'ın babası itfaiyeci ve gerçek itfaiye arabası kullanıyor. Bu harika bir şey olmalı. Sireni çalan bir itfaiye arabası sürüyorsun. Herkes sana yol veriyor. Ne güzel. Evet, hem onların parlak kaskları da var. Üstelik itfaiyecilerin günleri bir sürü kahramanlık yaparak geçiyor. Eğer isterseniz bir gün hepinize itfaiye istasyonunu gezdirebilirim çocuklar. Harika! Miyav, 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 miyav! Sonunda itfaiye istasyonu gezisinin yapılacağı gün geldi. Merhaba. Vay, bu itfaiye arabası aynı bizimkine benziyor. Tabii bu kocaman, bunu sürmek muhteşem olmalı. Doğrusunu söylemek gerekirse kurabiye, itfaiyecilik zor bir iştir ve çok çalışma gerektirir. Buradaki operatörümüz şehir haritasını izliyor. Günaydın. Hoş geldiniz çocuklar. Biri yardım çağrısında bulununca bu haritanın üzerinde ışık yanıyor ve bize yangının nerede olduğunu söylüyor. Aa, haritanın üstünde alarm olmaması çok kötü. Gidip bir yangını söndürmeyi çok isterdim. Yangın hiç iyi bir şey değildir. O yüzden bu ışıkların yanmaması daha iyi. Gerçek itfaiyeciler her an harekete geçmeye hazır olmalıdır. Bu yüzden her gün çok çalışırız. Beni izleyin. Ne? Öncelikle itfaiyecilerin bedenlerinin zinde olması gerekir çocuklar. İkinci olarak itfaiyecilerin çok hızlı giyinmesi önemlidir çünkü yangının hemen söndürülmesi gerekir. Kurabiye çok hızlı giyindi ama öbür ayakkabın nerede? Şeker bütün giysilerini giymiş ama fazla yavaş. Bu düşündüğümden daha zor bir şeymiş. Birlikte uyum içinde çalışmak önemlidir. Herkes kendi işini bildiği için kötü sürprizlerle karşılaşmayız. Artık itfaiyeciliğin sadece itfaiye arabası kullanmak ve parlak kasklar takmaktan ibaret olmadığını gördünüz sanırım. Bunun için çok ciddi bir eğitim almak gerekir. Ben itfaiyeci olmanın daha kolay olduğunu sanıyordum. Evet, hem çok çalışman gerekiyor hem de o korkutucu yangınları söndürüyorsun. Biz küçük kediler gerçek bir yangını asla söndüremezdik. Çok iyi bir fikrim var. Yangın alarmı! Ağaç evde yangın çıktı çocuklar. Giyinin itfaiyeci kediler. Yardım edin. Oo. Yangın söndürüldü. Artık herkes güvende. Çok iyi bir iş çıkardınız kedicikler. Bir süredir çalıştığınız belli oluyor. Sizin için özel eğitimli itfaiyeci rozetleri getirdik. İleride harika itfaiyeci kediler olabilirsiniz. Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Tatlı kedicikler, itfaiye istasyonunda çok şey öğrendi. Ayrıca eğitimli itfaiyeciler oyununu oynarken de çok eğlendiler. Bir balina hikayesi. Bir gün baba Vahşi Yaşam dergisinin fotoğraf yarışması için büyük bir balinanın fotoğrafını çekmek istiyordu. Bu yüzden tüm aile dedenin teknesiyle denize açıldılar. Evet, gülümseyin. Pekala, okyanus macerasına atılmaya hazır mısınız? Evet! Miyav, 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 miyav!
Hadi balinalar, fotoğraf çektirme vakti. Bir ses duydum sandım. Kendimi iyi hissetmiyorum ben. Aa, hayır Puding. Deniz tutmuş olmalı. Deniz tutması mı? O da ne demek? Yani Puding artık bir balık mı olacak? Belki de bir bardak okyanus suyuna dönüşecektir. Okyanus suyu olmak istemiyorum. Zaten kendimi kötü hissediyorum. Kurabiye, şeker, lütfen abinizi korkutmayın. Deniz tutması dalgalar yüzünden mide bulantısı hissi yaşamak anlamına gelir. Sadece dikkatini dağıtacak bir şey bulmalısın. Neden bize öğle yemeği için leziz bir şeyler tutmuyorsun? Ama büyük bir balina tutarsan bana seslenmeyi unutma. Puding balık tutarken kendini çok daha iyi hissediyor. Balina, balina! Artık çok geç. Şeker annesi yemek hazırlarken ona yardım ediyor. Sanırım bu aç martıları doyurmamız gerekecek. Yoksa yiyecek hiçbir şeyimiz kalmayacak. Vay canına! Evet. Yine fırsatı kaçırdım ama. Kurabiye tekneyi nasıl sürdüğünü izlemek için dedesinin yanına gitti. Önemli olan dümeni düzgün tutabilmek. Böylece tekne doğru rotada gider. Hadi dene bakalım kurabiye. Bu harika. Gerçekten tekne sürüyorum dede. Dümeni sabit tutmayı unutmamalıyım. Böylece rotadan sapmayız. Bir anda hava değişti ve rüzgar tekneyi daha çok sallamaya başladı. Eyvah eyvah. Yine kaçırdım. Kurabiye, dümeni tutmaya devam et. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Bırakmayacağım. Sonunda rüzgar durdu ve tekne normale döndü. Güzel şekerleme yaptım. Okyanus da epey sakin görünüyor. Kaptan Kurabiye, harikaydın. Evet, gülümseyin. Sanırım bir şey tuttum. Hey, babam balinayı buldu. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Gülümseyin millet. Balina'nın fotoğrafını çekmek babanın düşündüğünden çok daha zordu. Ama tüm ailenin yardımıyla hayal edebileceğinden çok daha güzel bir fotoğraf çekebildi. Süt dişi. Bir gün kahvaltı ederken Şeker tuhaf bir şey hissetti. Galiba dişim sallanıyor. Bu iyi bir şey. Dişleri çıkmaya başladı demektir Şeker. Ne? Anne, bütün dişlerimi kaybedecek miyim? Merak etme tatlım. Şu anda sadece süt dişlerini kaybediyorsun. Süt dişlerinin hepsi çıktıktan sonra kalıcı dişlerin çıkacak. Onlar da ömrün boyunca senin olacak. Kurabiye ile ben de küçükken aynı şeyi yaşadık. Yani yeni bir dişim mi olacak? Bu harika. Miyav, 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 miyav. Şeker dişini arkadaşlarına göstermek için sabırsızlanıyordu. Bak, gördün mü? Gördüm. Sallanan bir diş, bu harika. Ben süt dişlerimi kaybetmekten hiç hoşlanmamıştım. O kadar da güzel görünmeyeceğini düşünmüştüm. Benim dişlerim çıktığında yerine kocaman canavar dişleri çıksın diye çok istemiştim.
Ama olmadı işte. Dişin çıktığı zaman onu yastığının altına koyabilirsin. Böylece sabah uyandığında bir hediye bulabilirsin. Bu harika. Ben de hediyem olsun istiyorum o zaman. Dişin çıkmasını hızlandırmanın bir yolu var mı? Bir elmayı ısırabilirsin. Böylece dişin takılı kalır ve hemen çıkar. Peki ya dişimi kaza eseri elmayla birlikte yersem? Au! Aa! O zaman hediye de alamamış olurum. Sallanan dişine bir ip bağla. Sonra ipin öbür ucunu arabanın arkasına bağla. Araba hareket edince dişini de alıp götürün. Au! Biliyor musun? Aslında bir uçağa bağlasan çok daha iyi olur. Ya dişim yeterince sallanmıyorsa ve çıkmazsa? Dişin kendi kendine çıkmazsa sen de dişçiye gidersin. Ben bir keresinde yapmıştım. Karanlık ve korkutucu bir dişçi muayenehanesiydi. Dişçi de siyah ve korkutucu bir maske takıyordu. Zavallı küçük süt dişime asıldı. Çekti ve yerinden kopardı. Gece korkutucu hikayeler anlatmaya başladı yine. Diş doktorları siyah ve korkutucu maskeler takmaz. Aslında çok yardımsever ve iyi insanlardır. Dişçilerden korkmuyorum ama yine de gitmeyeceğim. Dişimin kendi kendine düşmesini istiyorum. Bekle. Evet, öğle yemeği vakti. Hadi sofraya Şeker. Şeker bütün gün hiçbir şey yememişti ve sallanan dişi hala yerinde duruyordu. Bu kadar yeter. Hemen dişçiyi arıyorum. Eminim bu konuyu hemen çözecektir. Alo? Dişçiden randevu almak istiyordum. Ama ben dişçiye gitmek istemiyorum ki. Çok korkuyorum. Merak etme Şeker. Biz de seninle geleceğiz. Evet. Pekala Şeker. Şimdi ağzımızı kocaman açalım. Hop, süt dişin çıktı bile. Ah! Bitti evet. Mi? Evet. Çok yakında bir tane yetişkin dişin olacak. Ama sakın unutma. Dişlerini fırçalamalı, diş ipiyle temizlemeli ve bana kontrole gelmelisin. Teşekkür ederim efendim. Artık dişimi verip hediye alabilirim. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Bir saniye. Babamız bir süre burada kalsa iyi olur. Dişinin biraz işi var. Çok mu şeker yiyorsunuz acaba? Ben şeker fabrikasında çalıştığım için zorundayım. Herkesin dişine iyi bakması gerekir. Çok fazla tatlı yememeli. Günde iki kez fırçalayıp diş ipiyle temizlemeli. Böylece herkesin sağlıklı ve güçlü dişleri olabilir. Bir pazar sabahı anne erkenden spor salonuna gidiyordu. Kurabiye, şeker ve puding babayla birlikte evde kalacaktı. Ben egzersiz dersime gidiyorum. Sana iyi eğlenceler, tatlı kediciklerle ben ilgilenirim. Ben siz idare edebilir misiniz? Hiç merak etme anne. Evet, babamın yanında hiç sıkılmayız. Evet, o konuda haklısınız. Hoşça kalın canlarım. Baba, baba, baba. Hadi bebeklerimle oynayalım. Hadi baba, satranç oynayalım ha. Bir de dart. Pekala benim harika çocuklarım. Bebek oyunu, satranç ve dart oynanacak. Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Baba, nerede kaldı? Hadi. Bizimle oynamayacak mısın? Evet, geliyorum benim güzel yavrularım. Planımız şu. Bayan Kitaloğlu bütün bu güzel elbiseleri denemek istiyor. Tamam, satranç tahtam hazır. Ben beyaz olacağım. Mıknatıslı dartlar. Al baba, tut şu tahtayı. Çok eğlenceli görünüyor. Pekala, hadi başlayalım. Yaşasın. Hay aksi.
Olamaz, babam yine uykuya dalıyor. Hey yumuşak kalpli yavrular, çok çalışıp çok yorulan babalarının hak ettiği uykuyu almasına izin verdi diyebiliriz. Uyan hadi. Karnım kaçınıyor. Söyler misiniz, onu nasıl uyandıracağız? İşe yarayabilecek harika bir fikrim var. Baba, ferahlama vakti geldi. Ama puding, üstü ıslanırsa üşütebilir. O zaman süper hiper acayip güçlü gürültülü bir şey bulup hemen yanına koyalım. Oho baba. Ama kurabiye, babam o sesi duyunca korkudan ödü kopuyor. O zaman onu nasıl uyandıracağız? Belki de uyandırmamalıyız. Anlayışlı olalım ve bırakalım biraz kestirsin. O zaman uyandığında bizimle oynamak için bol miktarda enerjisi olur. Çok iyi fikir. Miyav, 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 miyav. İyi eğlenceler. Sence yeterince uykusunu almış mıydı? Hayır, henüz değil. Ya şimdi? Şimdi olabilir. Tam anlayamadım. O zaman uyanması gerekmez miydi? Çekilin, ben hallederim. Alo, sorarlarsa fabrikada şekerleme incelemesi yapıyorum. Uyku zamanı. Aklıma harika bir fikir geldi. Annem bana ninni söylediğinde çok daha iyi dinleniyorum. Neden babama ninni söylemiyoruz? Sessiz olun, uyandırmayın. Aman sakın mırıldanmayın. Yorgun gözlerini kapa. Eğleniriz uyandığında baba. Anladığım kadarıyla babanızla oynamak hiç sıkıcı gelmemiş. Uyanın uykucu kediler. Anne geldi. Ben %100 uyanmış durumdayım. Kalktım ve güne hazırım. Hey, hadi kalkın çocuklar. Azıcık daha uyuyamaz mıyız? Evet, zaten bugün pazar değil mi? Evet, sanırım haklısın. Siz uyumaya devam edin. Ama babayla ben dışarıda bu harika diski atıp tutarak çok eğlenceli zaman geçireceğiz. Harika. Bu çok zevkli olacak. Ne? Bize harika disk mi aldın? Bu şahane bir şey. Miyav, 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 miyav. İster kısa bir uyku çekin, ister birlikte oyun oynayın. Pazar harika bir aile günüdür. Reçel kavanozundaki kediler. Babaları onlara şeker fabrikasından hep şeker getirirdi ama bugünkü çok özeldi. Şeker fabrikasında yeni bir pasta yapılmaya başlandı. Hem de özel çikolata soslu. Harika! Bu kulağa harika geliyor. Neden hep birlikte denemiyoruz? Hem yanına çay da yaparız. Anneleri çayı hazırlamak üzere pastayı mutfağa götürdü. Anneciğim! Sana yardım etmek istiyoruz. Ne olur yardım edebilir miyiz? Tamam olur. Bana şöyle yardım edebilirsiniz. Gidip Ahuda'da reçelini getirerek. Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Reçel kavanozları kilerdeki büyük rafta. Ha? Kiler mi? Anneleri bütün turşuları, reçelleri ve jöleleri kilerde saklıyordu. Neyi bekliyoruz ki? Hadi gidelim. Bir şeyim yok iyiyim. Vay, burada ne çok şey var. Hey, bu ne acaba? Ekşi, hem de çok ekşi. Bu da çok tuzlu. Bu tattan kurtulmalıyım. Ağzım yanıyor. Neyse, ben artık hiçbir şey tadamayacağım. Buraya annemin yemeklerini tatmaya değil, reçel bulmaya geldik. Evet, annem bizi buraya Ahududu reçeli bulmaya gönderdi. İyi ama nasıl bulacağız bilmiyorum ki. Reçel kavanozlarında etiketler vardır. Ahududu'yu bulmamız gerek. Bu kiraz reçeli. Kilerde kayak yapıyorum. Hadi bakalım küçük bavul. Bunda da havuç yazıyor. Aşağıdakiler.
bu ne peki böyle? Kabağa benziyor. Ve bu da... Onlar ahududu değil. Tattım, çok acılar. Tabii ki acı olacak. Etiketlerinde acı biber yazıyor. Hey, şuna bakın. İşte buldum. Evet, bu ahududu işte. Yaşasın, bulduk onu. Peki ama bunun kavanozu nerede? Biz de o zaman etiketi olmayan kavanozu buluruz, değil mi? Hayır, 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 hayır. Ah, evet. Vay. Burada çok fazla reçel var. Şimdi bunu anneme götürmenin bir yolunu bulmalıyız. Reçel kavanozu gerçekten de çok büyük. Belki de kavanozu yana yatırıp itmeliyiz. Kırılmadığını söyleyin. Kırılmadı. Şimdi yapmamız gereken tek şey onu yukarı çıkarmak. Tabii canım, o kadar. Yaşasın. Bu gerçekten işe yarıyor. Neredeyse çıkardık. Harika. Şimdi en baştan başlamalıyız. Peki reçeli burada yesek nasıl olur ha? Sonra da yukarı çıkıp çay içeriz. Ama Pudding, söyler misin? O zaman annemle babam nasıl reçel yiyecek? O zaman biz de masayı buraya getirelim. Kilerde çayımızı içip pastamızı yiyelim. Harika bir plan. Zaten ben de pastayı daha fazla bekleyebileceğimi sanmıyorum. Ama görünüşe göre masa fazla büyüktü. Daha büyük bir kiler kapısına ihtiyacımız var. Reçel, kek ve çayı hiçbir zaman yiyemeyeceğiz. Benim harika bir fikrim var. Masayı yemek odasına geri götürelim. Sonra da bu bardağa biraz reçel koyalım. Kurabiyem, şekerim ve pudingim, harikasınız. Hem kilerdeki ahududu reçelini kendi kendinize buldunuz, hem de yukarı bardağın içinde getirdiniz. Evet, bu güzel bardaktaki ahududu reçeli yeni pastamızın yanında muhteşem duracak. Yardım ettik. Miyav, 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 miyav. Kilerdeki maceradan sonra tatlı kediciklerin karnı oldukça acıkmıştı ve ahududu reçelli çikolatalı kek tam ağızlarına layıktı. Film yapımcıları. Bir gün kurabiye, şeker ve puding yeni projeleri için çok heyecanlıydı. Bu ses de ne? Balina gibi. Bu babamız. Merhaba çocuklar. Bir film çekmek istiyoruz ama nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Bir yönetmene, senaryo yazarına ve kameramana ihtiyacınız var. Peki ama bu kelimeler ne anlama geliyor? Senaryo yazarı bir hikaye yazar. Yönetmen oyunculara ne yapacaklarını söyler. Ve kameraman da bütün bunları kameraya kaydeder. Ben de insanlara ne yapmaları gerektiğini söylemeyi severim. Öyleyse ben de kameraman olacağım ama bir sorun var, benim bir kameram yok. Buna gerek yok, artık telefondan da film çekebilirsiniz. Anne! Bir film çekeceğiz. Telefonunu film kameramız olarak kullanmamıza izin verir misin? Elbette ama sakın kaybetmeyin. Tamam. Miyav, 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 miyav. Filmin oyuncuları da geldi. Duman, Lekeli ve Cupcake. Bu kostümler de ne böyle? Filmimiz korsanlarla ilgili olacaktı. Ben güzel bir korsan prenses olacağım. Ben de Ar gezegeninden gelen bir uzay korsanım. Piyo piyo piyo. Ve ben de geleneksel bir palyaço korsanım. Ben karavanıma gidiyorum. Bunu yapabiliriz. Ama önce bir gemiye ihtiyacımız var. Süpürge ve yatak çarşafı koltuğu harika bir yelkenliğe dönüştürüyor. Kamera açık mı? Pekala, motor. Motor dediğimde oyuna başlayın, yoksa filmimiz sıkıcı olur. Gemiyi sallasak nasıl olur, sanki fırtına varmış gibi. Ben de zıplayabilirim. Sonuçta bir palyaçoyum. Yavaş olun, yere düşeceğiz. Kestik. Bu da neydi böyle? Hay aksi, sanırım gemimiz battı. Piu piu. Bu şartlar altında nasıl çalışacağım? Olacakları görene kadar bekle. Balina geliyor. Peki balina rolünü kim oynayacak? Kim olabilir? Bütün gün uykusunda balina sesi çıkarmakla uğraşıyor. Babacık doğal bir yetenek. Ben bir balinayım. Sanırım artık şarkı söyleme vaktim geldi.
Ama anneannenin filmde olmaması gerekiyor. Ah şimdi anladım. Telefon çalıyormuş. Merhaba anneanne. Hayır annem değilim. Ben Pudding'im. Film çekiyorum. Pudding tatlım. Orman çok huzurlu bir yer. Çok sakin ve dingin. Ve türlü suratım kadar sevimli. Hey Pudding, hepsini kaydettin mi? Bilmiyorum. Çünkü annemin telefonunu kaybettim. Olamaz. Anneniz buna çok üzülecek. Onu bulmalıyız. Filmimiz onun içinde. Demek dans ayakkabılarım buradaymış. Barbekü çatalını buldum. Hayır, sadece solucan. Bulamadık. Annemize ne diyeceğiz şimdi? Sanırım bu sahne için bir fikrim var. Ama Balina'nın telefonuna ihtiyacım olacak. Şeker'in iyi bir fikri var. Ve film kamerası bulundu. Yaşasın! O gece filmin ilk gösterimini yaptılar. Ya filmimizi beğenmezlerse ne olacak? Merhaba anne. İşte karşınızda Hırçın Deniz'in korsanları. Türlü suratım kadar sevimli. Bravo. Lütfen herkes beni dinlesin. Bu film yılın en iyi filmi ödülünü almaya hak kazandı. Harika. Filmin yapımcıları lezzetli ödüllerini almak için öne çıksın lütfen. İşte kurabiye, şeker ve puding muhteşem filmlerini bu şekilde yaptılar ve Kedi Akademisi ödülünü kazandılar. Babayla geçirilen gün. Günlerden bir gün anne kedi arkadaşına ziyarete gitmeye hazırlanıyordu. Bugün babanız benim yerime geçecek. O yüzden uslu olun, tamam mı? Görüşürüz. 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 Bu da ne demek? Babamız artık annemizin yerinde mi oturacak? Pembe bir elbise giyip saçlarını uzatıp süslenecek mi yani? Ne? Hayır. 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 Belki spor salonunda annemin egzersizlerini yapacaktır. Öyle değil. Bugün annemiz yerine bize babamız bakacak demek oluyor. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Baba, baba, uyan, uyan, uyan baba. Hadi, bugün bütün gün bize bakacaksın. Evet, hadi. Babacığınızı takip edin. Baba, kediciklere en sevdikleri eklerden yapmış. Çok lezzetli, yulaf lapasından çok daha iyi. Babamızın bugün bize bakması çok iyi oldu. Şimdi de biraz televizyonu izleyelim. Kazların göçünü gösterdiğimiz canlı yayınımızın 38. saatine girerken... Baba, yapacak başka bir işin yok mu? Nasıl yani? Annemin yaptıklarını yapman gerekiyorsa... öğle yemeği hazırlamalısın. Giysileri yıkamalısın. Ve tüm evi süpürmelisin. Anneniz bütün bunları yapıyor mu? Vay be. Tamam o zaman. Kedicikler en sevdikleri korsan programını açtı. Bu arada babaları anneleri yerine öğle yemeği için pizza yaptı. Ve tüm kirli kıyafetleri çamaşır makinesine attı. Ve halıları süpürmek için elinden geleni yaptı. Efektler harika. Topu her ateşlediklerinde dumanın kokusunu alıyorsunuz, değil mi? Bu televizyondan gelmiyor. Bir şey yanıyor. Oo, bu da ne böyle? Çamaşır odasından baloncuklar çıkıyor. Anne? Bekle. Annem yok. Baba! Baba! Yine ne oldu? Mutfakta bir şey yanıyor. Ve çamaşır odasından da köpükler çıkıyor.
Ah, eyvah! Ah! Dur! Dur! Pizza! Çok sıcak, çok sıcak, sıcak! Hı? Ben tam bir şaşkınım. Çamaşır ve temizlikle uğraşırken pizzayı fırında unutmuşum. Annemin işleri göründüğünden çok daha zormuş, değil mi? Annem buna çok üzülecek. Çok iyi bir fikrim var. Bu işler çok zor olduğuna göre babama yardım edebiliriz. Kediciklerin yardımıyla baba kedi her şeyi doğru düzgün yapmayı başardı. Miyav, bu kadar zamandır televizyon mu seyrediyordunuz? Hayır anneciğim, babamın kirli kıyafetleri yıkamasına yardım ve ettik. Ve evi süpürmesine. Ve enfes bir turta pişirmesine. Süper baba, kedicikleri eğlendirmekle kalmayıp tüm ev işlerini de mi yaptın? Benim gibi harika bir babadan bunu beklemiyor muydun yoksa hayatım? Babam ev işlerinde süperdi. Tatlı kediciklerimiz de yardım etti. Ben de bugün babanız gibi eve gelirken yanımda leziz bir yiyecek getirdim size çocuklar. Çilekler yaşasın. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Baba ve kedicikler ev işleri yaparak eğlenceli bir gün geçirdi. Ama tüm aile yeniden bir araya gelince herkes çok mutlu oldu. Kelebek. Güzel bir günde tatlı kedicikler oyun parkında çok eğleniyordu. Gece hayalet gibi bir şeye benziyor. Yakalamaya çalıştığın şey nedir Puding? Gerçek hayatta daha önce hiç görmediğim harika kelebekleri. Böylece onlara kendim bakabilirim. Yakalamak için uğraştığım şey bir gökkuşağı kelebeği. Kanatları güzel bir gökkuşağı gibi rengarenk. Puding, bu gerçekten de harika. Onlardan birini görmeyi gerçekten çok isterim. Aslında onlar burada yaşamıyor. Gökkuşağı kelebekleri sadece tropik ülkelerde bulunuyormuş ya. Tatlı kedicikler eve döndüğünde onları bekleyen bir sürprizle karşılaştılar. Bilin bakalım ne oldu. Dedeniz bize bir kutu tropikal meyve gönderdi. Harika değil mi? Ananas. Oh, küçük bir tırtıl. Aa, şuna bakın. Gerçekten büyük bir tane. Onu burada tutabilir miyim anne lütfen? Büyük bir kelebek olursa ne güzel olur. Olabilir tabii ama lütfen evin her tarafına sürünmesine izin vermeyin. Tırtıllar beni korkutur. Söz veriyorum anneciğim. Gözlerimi ondan ayırmayacağım. Müthiş! Miyav, 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 miyav. Şekilsiz tırtılın bir süre sonra gerçekten güzel bir kelebeğe dönüşeceğinden emin misin? Eminim dönüşecek. Ona gerçekten iyi, dikkatli ve özenle baktığım sürece. Oh! Bir zamanlar bir kelebek vardı. Kanalı değiştirebilir misin lütfen? En sevdiğimiz dizi başlamak üzere. Beklemeniz gerekiyor. Tırtılımız kelebekler hakkındaki bu programı izlemeyi gerçekten sever. Biraz abartıyor gibisin. Ya o şey hiçbir zaman kelebeğe dönüşmezse? Evet dönüşecek. İkiniz de sadece bekleyin. Dünyadaki gerçekten ama gerçekten en güzel kelebeğe dönüşeceğini biliyorum. Yaşasın. Sonunda oldu işte. Ne oldu? Tırtıl bir kelebeğe mi dönüştü? Aslında tam olarak değil ama yakında dönüşecek. Bir kozaya girdi ve bir kelebek olarak geri dönecek. Güzel bir kelebek yerine çirkin ürpertici bir böcek ortaya çıkarsa ne olur? Gergedan böceği falan gibi bir şey. Ya da belki onun yerine harika bir yarasa çıkacak. Ya da başka bir şey ortaya çıkarsa? Özel güçleri olan bir kedi mesela. Ha! Oh! Ay!
Harika. Şimdi gerçekten gerginim. Aa! Hadi canım, şuna bakın. Bu tam olarak umduğum şeydi. İşte bu gökkuşağı kelebeği. İnanılmaz, bu gerçekten çok hadi güzel. Anne babamıza gösterelim. Ne kadar güzel bir kelebek. Harika iş çocuklar. Dürüst olmak gerekirse işi yapan biz değildik. Puding yaptı. Evet, Puding Turtle'la çok iyi ilgilendi. Ve şimdi onu kavanozdan çıkarmamız gerekiyor. Böylece özgürce uçabilir. Diğer tüm harika güzel kelebeklerle beraber. Bir ara bizi ziyarete gel gökkuşağı kelebeği, tamam mı? Umarım iyi olursun. Görüşürüz. Canlarım, gökkuşağı kelebek dostunuzu hep hatırlayacağınızdan eminim. Şimdi sizin için aldığım aksesuarları takın. Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Puding'in iyi bakımı sayesinde gökkuşağı kelebeği kendine tropikal bir ülke bulabilir. Tabii ki bizimkilerin arka bahçesinde. Tatlı kedicikler sirki. Bir gün tatlı kedicikler kendi sirklerini kurmaya karar verdi. Bisikletimle numaralar yapacağım. Ben ipte yürüyeceğim. Ben palyaço olacağım. Ben jonglör olacağım. Ben illüzyon yapacağım. Ben de ipte yürüyeceğim sanırım. Onu Cupcake zaten yapıyor. Ayrıca iki kedi aynı anda bir ipte yürüyemez. Yoksa birbirlerine çarparlar. Şeker, belki gecenin illüzyon asistanı olabilirsin. Gece herkesi korkutmayı seviyor. Şapkadan böcek gibi korkutucu bir şey çıkmasını hiç istemem. Ay, durun, neye ihtiyacımız olduğunu buldum. Hayvan terbiyecisi. Evet, bunu yapabilirim. O zaman hadi hazırlanmaya başlayalım. Bence gösterimiz kesinlikle harika olacak. Miyav, 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 miyav. Hayvan terbiyecisi olmadan önce bir hayvan bulmam gerekiyor. Hey! Hadi bunun içinden atla. Ama kuşun çok işi vardı. Köstebek çok korkmuştu. Salyangoz ise fazla tembeldi. Hadi ama atla şuradan artık. Hayvan terbiyeciliği çok iyi gidiyor gibi. Ha? Yaptığım hiçbir şey işe yaramıyor. Ben kötü bir hayvan terbiyecisiyim. Belki de benim üzerimde pratik yapabilirsin. Baba kışlık montunun kapüşonunu başına geçirdi ve vahşi hayvan taklidi yaptı. Ve hop. Hadi şimdi çemberin içinden geç aslan baba. Aslan hop. Hey, neden dediğimi dinlemiyorsun? Ben aslan terbiyecisiyim. Kaçma ama. Dediğimi yapacaksın yoksa ben çok üzülürüm. Hey, sana gösterim için ihtiyacım var. Ay. Şuna bakın, burada bir yabani hayvanımız var. Ama fazla yabani anne. Sürekli benden kaçıp duruyor. Neden onunla arkadaş olmayı denemiyorsun? Ama nasıl? Dediklerimi anlamıyor gibi. Şey, anladığından emin olduğum iki şey var. Sevgi ve şefkat. Çok iyi bir fikrim var. Yabani hayvana onu sevdiğimi göstereceğim. Evet, bunu yapacağım. Ve hop. Sevgi ve şefkatle yaklaşınca aslan baba performansa başladı. Kısa bir süre sonra sirk gösterisi hazırdı. Aa,
babası Şeker'e işte böyle yardım etti. Birine bir şey öğretmenin en iyi yolu ona sevgi ve şefkat göstermektir. Yaşasın uçurtma! Rüzgarlı bir günde üç kedicik endişeyle pencereden dışarı bakıyordu. Rüzgar olmasa dışarı çıkmayı çok isterim. Şuna bakın. Haklısın. Böyle bir rüzgarda kitap okumanın yolu yok. Evet, badminton oynamanın da. Ve bayan kediciğin arabası yerinde sabit durmaz. Dur, geri gel. Böyle rüzgarlı bir gün uçurtma uçurtmak için çok uygundur kedicikler. Harika, bence bugün uçurtma uçurmalıyız. Bu harika. Miyav. Tatlı kedicikler uçurtmalarını kendileri yapmak istedi. Bunun için anne ve babalarından gerekli malzemeleri istediler. Bence uçurtmamız çok büyük olmalı çocuklar. Hayır, o zaman çok ağır olur. Küçük olursa daha yukarı uçar. Kuyruğa fazla fiyonk koymamız lazım değil mi? Fiyonklar uygun değil. Kurdele kullanmamız gerekiyor. Hiç kuyruğu olmaması muhtemelen daha hızlı uçmasını sağlar. Hızlı bir uçurtma istemiyorum. Büyük bir tane istiyorum ben. Sadece kurdelenin değil, fiyonkların da kuyrukta olmasını istiyorum. O zaman kendi uçurtmamı istediğim gibi yapacağım. Öyleyse ben de. Böylelikle tatlı kedicikler evi uçurtma fabrikasına çevirdi. Ve üç uçurtma da birbirinden farklı olmuştu. Büyük ama kısa kuyruklu. Küçük ama uzun kuyruklu. Ve orta boyda kuyruksuz uçurtma. Tatlı kedicikler uçurtmalarını alıp arkadaşlarıyla birlikte tepenin en üstüne çıktılar. Yaşasın! Gerçekten nasıl yapılırmış izleyin. Ha? Görünüşe göre artık benim sıram. Kedicikler hayal kırıklığıyla eve döndü. Rüzgar o kadar esiyor ki uçurtmaların uçması imkansız. Sorun rüzgar olmayabilir. Belki de yaptığınız uçurtmalar uçmak için doğru değildi. Uçurtmanın neye benzemesi gerektiği konusunda anlaşamadık ve ayrı ayrı yaptık. Hey bakın, tüm fikirlerimizi kullanalım. Harika bir uçurtma yapmak için birlikte çalışabiliriz. Ama her şey için bir plan üzerinde çalışacağız, tamam mı? Bu harika bir fikir. Ve babanız sizlere yardım etmekten mutlu olacaktır. Yardım ederim. Evet edeceğim tabii. Anne ve babalarının yardımıyla tatlı kedicikler hep birlikte çalışıp harika bir uçurtma yaptı. Ama tepenin en üstüne çıktıklarında rüzgar durmuştu. Hadi rüzgar, neredesin? Sana ihtiyacımız var. Müthiş, harika olan uçurtmamızı asla uçuramayacağız. Yaşasın rüzgar! Herkes hazır mı? Hadi o zaman uçurmaya başlayalım. Yerlerinize hazır, başla. Tamam, hadi bırak. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Uçurtmayı gökyüzünde yüksekte görmek gerçekten harikaydı. Bunu daha da özel yapan şey ise tatlı kediciklerin birlikte yapmış olması. Kedi treni. Bir gün anne ve baba kedi kediciklerini ve arkadaşlarını buharlı çocuk trenine bindirmek için parka götürdüler.
Ben makinist olacağım. Puding kömür atıcısı olacak. Şeker de kondüktör olabilir. Ve kalan herkes de yolcu. Başlıyoruz. Miyav, 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 miyav. İyi yolculuklar çocuklar. Sizi burada bekleyeceğiz. Güzel bir patlamış mısır almaya vaktimiz vardır. Biraz daha kömür ekle. Böylece daha hızlı gideriz. İlk başta oyuncak fırına oyuncak kömür atmak ve bu gerçekmiş gibi oynamak eğlenceliydi. Biletinizi görebilir miyim? Kömür atmaktan yoruldum ya. Ben de bilet kontrol etmekten sıkıldım. Tamam, sen kömür atıcı, sen de kondüktör ol. Biletlerinizi görebilir miyim acaba? Ne? Yine mi? Kurabiye, artık treni ben kullanmak istiyorum. Ne? Seni duyamıyorum. Öyle mi? Artık ben makinistim, sen de kömür atıcı olacaksın. Durun, ben de artık makinist olmak istiyorum. Çoktan kondüktör ve kömür atıcı oldum. Hemen o şapkayı bana ver. Puding, ver o şapkayı. Makinist benim. Hayır, benim. Şapkayı ver. Yani şapka kimdeyse makinist o mu oluyor? Bunu asla benden alamazsınız. Şapkamı kim aldı ya? Taze ve enfes bir patlamış mısır. Olamaz. Artık bir makinistimiz olmayacak. Hazır makinistten bahsetmişken... Şu anda treni kim kullanıyor? Tren istasyona yaklaşıyordu ama çok hızlı gidiyordu. Babamın treni durdurmasını isteyebilir miyiz? Ama tren çok hızlı gidiyor. Babam bunu yakalayamaz. Yaklaştım sayılır. Az kaldı. Başaracağım. Her neyse çok yavaş. Treni durdurmamız için paraşüt kullanmamız gerekecek. Paraşüt dışında başka bir fikri olan var mı? Trenin bisiklet gibi olmaması çok kötü. Çünkü bisikletimde sadece frene basıyorum ve duruyor. Evet, fren kolu. Makinistin şapkası uçtuğuna göre çok hızlı gitmiş olmalısınız. Puding, al bakalım. Makinist olma sırası sende. Hey, peki ya biz? Ben de makinist olmak istiyorum. Ve ben de. Çok iyi bir fikrim var. Hepimiz sırayla makinist olabiliriz, tamam mı? Bu harika! Miyav, 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 miyav. Çuf, çuf, çuf. Tren sürmek harika, çuf, çuf. Rayların üstünde gitmek. Ve yapacak bir sürü şey var. Çuf çuf ne güzel bir gün. Çuf çuf çuf. Çuf çuf çuf. Çuf çuf çuf. Çuf çuf çuf. Tren ne güzel gidiyor. Dumanı da çıkıyor. Düdüğü duyduğunuzda geliyoruz demektir. Çuf çuf çuf. Çuf çuf çuf. Bu kez herkes sırayla makinist olabildi. Ve Şeker manzarayı seyrederek yolcu olmanın tadını çıkarttı. Uzay gemisi. Bir gece tatlı kedicikler arkadaşları Lekeli'nin evindeydi. Her gece yıldızlara bakıyorum. Umarım bir gün gerçek bir uzay gemisi görüp onlarla tanışırım. Ama şimdiye kadar kimse bir uzay gemisi görmedi. Evet, biliyorum. Kedicikler, eve dönme vakti geldi. Bizi misafir ettiğin için teşekkür ederiz.
Uzay gemilerinin dünyayı ziyaret edip etmeyeceğini kimse bilemez ama henüz gelmedikleri kesin. Lekeli onlarla gerçekten tanışmak istiyor. Belki de sonsuza kadar bekleyecek ama bu hiç olmayacak. Sonsuzluk gerçekten uzun bir süre. Onun için çok üzülüyorum. Neden Lekeli için kendimiz taklit etmiyoruz? Ona uzaydaki bir gezegenden geldiğimizi söyleyebiliriz. Harika fikir. Ne kadar heyecanlanacağını bir düşünsenize. Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Ertesi sabah kedicikler uzak bir gezegenden geliyormuş gibi giyindi. Üstlerine yağmurluk, antenli taç giydiler ve havalı güneş gözlükleri taktılar. Ay! Bir saniye. Yardım ettiğin için sağ ol. Hey, sesimizi de değiştirmemiz gerekmiyor mu? Kendi sesimizle konuşmayalım, Lekeli tanır. Uzaydan sana selam getirdik dünyalı. Bizler çok uzaktaki kedi gezegeninden gelen dostlarınız. Bizler da dost canlısıyız. İnanmıyorum, uzaydan geldiniz, bu harika. Hey. Ha, ben de gelmenizi bekliyordum. Sanırım dilimizi öğrenmişsiniz. Kedi gezegeninde acaba hangi dil konuşuluyor? Şuna benziyor. Miyav 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 miyav. Bu çok komikmiş. Bana geldiğiniz gezegenle ilgili bir şeyler anlatsanıza. Bizim gezegenimizde yer çekimi o kadar kuvvetlidir ki herkesin çömelip dört ayağının üstünde yürümesi gerekir. Dört ayağımızı ilginç uzay ağaçlarına tırmanmak için de kullanırız. Ve eğer aşağı düşersek de... Her seferinde dört ayağımızın üstüne düşeriz. Ve bazen yerde ışıklar belirir. Biz de onları yakalamaya çalışırız. Bu gezegenimizin en popüler oyunudur. Ne harika bir yermiş. Ben de size burada nasıl yaşadığımızı anlatayım. Bu bir roket. Uzaya gitmek için tasarlandı. Bu da bir salıncak. Bu bir futbol topu. Lekeli kediciklere birçok şey anlattı. Kedicikler bunları tabii ki biliyordu. Bu bir yastık. Uyurken başımızın altına koyuyoruz. Bu bir saat. Bunun işi size zamanı söylemektir. Bu bir teleskop. Baba bana bu sabah hediye etti. Bu bir kitap. İçinde resimler vardı. Öğle yemeğine geç kalıyoruz. Çoktan evde olmalıydık. Evet ama nasıl döneceğiz? Benim çok iyi bir fikrim var. Pencereyi bu şekilde açıyoruz. Ve bu şekilde kapatıyoruz. Bu da... Çok teşekkür ederiz dünyalı. Ama artık gitmek zorundayız. Eğer gitmezsek uzay gemimiz bizsiz gider ve biz de burada... Yoksa sizin gerçek bir uzay geminiz mi var? Onu görmem lazım. Koşun! Lütfen. Bekleyin, ben de geliyorum. Uzay geminiz nerede? Havada bir şey mi? Olamaz. Lekeli biz olduğumuzu anladı işte. Biz sadece uzaydakilerle tanışmak için sonsuza kadar beklemeni istemedik. Onun için de kendimiz onların taklidini yapmaya karar verdik Lekeli. Çok üzgünüz. Başından beri siz olduğunuzun farkındayım çocuklar ama bu gerçekten harikaydı. Bu akşam neden bize gelmiyorsunuz? Yeni teleskopumla yıldızlara bakarız, ne dersiniz? Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Bakın bu balık takım yıldızı. Bu da büyük kedi takım yıldızı. Bu dört yıldız kedinin kuyruğu. Bakın. Tatlı kedicikler için gece gökyüzü o kadar güzeldi ki ona sonsuza kadar bakabilirlerdi. Hepimiz yıldızlara bakabilir ve hayal kurabiliriz. Ismarlama rüyalar. Bir sabah tatlı kedicikler birbirlerine rüyalarını anlatıyorlardı. Rüyamda küçük bir derede tekneyle gittiğimi gördüm. Ben rüyamda yeni bir elbise deniyordum. Ben de başımdan daha büyük bir şeker yiyordum. Merak ediyordum da insan acaba görmek istediği rüyayı görebilir mi? Emin değilim ama neden denemiyoruz çocuklar? Eğer işe yararsa her gece istediğimiz rüyayı görebiliriz. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Gece rüyamda kendimi okyanusta dev bir teknede görmek istiyorum. Ben de şatodaki bir prenses olduğumu. Ben rüyamda farklı türlerde kelebekler göreceğim. O gece resimlerini yastıklarının altına koydular. Masal zamanı. Bu gece sizlere Çizmeli Kedi isimli ünlü bir kedinin hikayesini okuyacağım.
sabah oldu değil mi? Evet, oldu. Hiç işe yaramadı. Rüyamda balık avlarken bir çizme yakaladığımı gördüm. Maalesef bende de işe yaramadı. Gece rüyamda bir prensestim ama kocaman bir çizmenin içinde yaşıyordum. Bunun sebebi dün gece babamın bize çizmeli kediyi okuması kesin. Sen de bir çizme gördün, söylesene. Evet, ben de rüyamda içi şeker dolu bir sürü çizme vardı. Rüyalarında neden hep yemek görüyorsun? Merak ediyorum Puding. Emin değilim. Belki de uykuya dalmadan önce hep yemekleri düşündüğüm içindir. Olamaz mı? Puding, sen bir dahisin. Akşam rüyamızda ne görmek istiyorsak bütün gün onu düşünmeliyiz. Tatlı kedicikler bütün gün o gece rüyalarında görmek istedikleri şeyi düşündüler. Ben bir prensesim. Kocaman hızlı bir tekne. Kelebekler. Bir sürü kelebek. Derken babalarının masal okuma vakti geldi. Masal zamanı. Kırmızı başlık ve kız. Ben bir prensesim. Kocaman bir kelebekler. Tekne. Ben bir prensesim. Kelebekler. Kocaman bir tekne. Çok teşekkür ederim. Senin yüzünden bütün gece rüyamda kelebek gördüm. Ben de kendimi bir tür prens olarak gördüm. Benim rüyamda da kelebek kanatlı kocaman bir tekne vardı. Birbirimizi duyduğumuz için rüyalarımız birbirine karıştı. Çok iyi bir fikrim var. Bugün birbirimizle konuşmayalım. Böylelikle rüyalarımız da birbirine karışmaz. Tatlı kedicikler bütün gün rüyalarını düşünmekten o kadar yoruldular ki gece uyuduklarında rüya göremeyecek kadar bitkindiler. Dün bütün gün ne rüya görmek istediğimizi düşündük ama bütün gece hiç rüya görmedik. Neden istediğimiz rüyayı göremediğimizi hiç anlamıyorum. Belki de bu mümkün olmadığı içindir. Rüyalarımız bizim için gizemli ve harika sürprizlerdir. Onları harika yapan da işte bu. Rüyalarımızın zengin ve ilginç olmasını istiyorsak, deneyim toplamak için her gün olabildiğince çok eğlenceli ve ilginç şeyler yapmalıyız. Hey, bu doğru. Miyav. Tatlı kedicikler bütün gün bir sürü ilginç ve faydalı şey yaptı. Bütün gün bu deneyimleri biriktirdikten sonra gece hemencecik uykuya daldılar. Ve her üçü de yepyeni, eşsiz ve etkileyici rüyalar gördüler. Dedektifler. Bir gün kurabiye, şeker ve puding en sevdikleri oyuncaklarıyla oynuyorlardı. Balık arabam çok havalı. Ama şeker çok sevdiği oyuncak kedisini bulamıyordu. Bayan Keteluyu bulamıyorum. Sanırım onu kaybettin. Nasıl hissettiğini biliyorum. Çünkü ben de her şeyi kaybediyorum. Sen oyuncaklarını etrafta bırakıyorsun ama ben bebeğime çok iyi bakıyorum. Bir yerde unutmuş olmalısın. Belki ortaya çıkar. Mesela biz 100 yaşına girdiğimizde. Ama ben Bayan Kitilu'yu şimdi istiyorum. 100 yıl sonra değil. Bu kitaptaki usta dedektif Mırlak Holmes bize hemen yardımcı olabilir. Onun da yani çıkarım metoduyla ilgili şeyler okumuştum, biliyor musun? Ne dedin sen? Çıkartma motoru mu? Çıkarım metodu, kaybettiğiniz şey hakkında bol bol düşünüp sonra onu aramak anlamına geliyor. Bir şeyi aramanın en mantıklı yolu yani. Çocuk oyuncağı. Bu işe yaramaz. Mırlak Holmes sadece bir kitap karakteri. Bana yardım edemez ki. Ama biz de harika dedektifler olup Bayan Kitolu'yu bulmana yardım edebiliriz. Harika! Miyav, 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 miyav! Pekala Bayan Şeker, kayıp bebeğiniz ne kadar büyüktü acaba, söyler misiniz? Yaklaşık bu kadardı bayım.
Demek öyle. Kimlerin arasında kaybolmak için çok büyük. Saklanabileceği kadar büyük bir yer biliyorum. Ben iyiyim. Burası çok karanlıkmış. Merhaba. Bir şey buldum. Bayan Kitiloyu mu? Daha iyisi. Babamın eski şapkası ve içinde de bir misafir var. Bakın. Babamın şapkasının baykuş yuvasında ne işi var? Sanırım onu bir yerde düşürmüş olmalı. Pekala Bayan Nişeker, bana Bayan Kitulu'yu en son gördüğümüz yeri söyler misiniz? Kum havuzunun içindeydi bayım. Birlikte kumdan kale yapıyorduk ve o sırada yağmur başladı. İşte bu. Bebeğin kuma gömülmüş olmalı. Bulabildin mi? Sanırım. Kedimi buldun mu? Daha iyisi. Arabalarımdan birini. Pudding'in kokuşmuş çorabı ve bir köstebek. Acaba arabam kuma nasıl gömüldü? Çok basit sevgili kurabiye. Onu ait olduğu yere koymamışsın. O zaman Bayan Kitulu'yu nereye koydun? Bilemiyorum ki. Belki de o kadar iyi dedektifler olamamışızdır. Evet olduk. Aklıma bir şey geldi. Hadi bebek arabamı bulmaya çalışalım. Yağmur başladığında Kitulu'yu bebek arabasına koymuştum. Bu yapbozun en önemli parçası olabilir Bayan Şeker. Arama başlasın. Ve böylece dedektifler kayıp bebeğin kayıp bebek arabasını aramaya koyuldular. Her yeri aradılar. İşleri her zaman kolay değildi. Ama başarılı dedektifler asla vazgeçmez. Bir iz buldum. Bebek arabası izleri mi? Olabilir. Acaba nereye gidiyor? Hadi takip edelim. Gizemli izler kedicikleri kendi evlerine götürdü. Hey çocuklar, onu buldum. Ama bebek arabasında değil. Hey, bu ipin burada ne işi var? Bu Bayan Kitilo'nun saçı. Bakın, bir tane daha var. Dedektifler ipuçlarını takip ettiler. Bulduk! Görünüşe göre kayıp bebek vakasında suçlu annemizmiş. Evet, suçumu kabul ediyorum. Onu bebek arabasında ıslanmış halde buldum. Bebek arabasını eve götürdüm ve bebeği kuruması için astım. Teşekkürler anneciğim. Görünüşe göre olay çözüldü. Oynamayı bitirince bebeğine ait olduğu yere bırakmalısın. Ben kayıp arabamı ve Pudding'in kokuşmuş çorabını buldum. Küçük dedektiflerime bakın. Bilin bakalım kimin babası yeni dedektif Sherlock Holmes kutu oyununu satın almış. Harika! Miyav, 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 miyav! Dedektif olmak çok eğlenceli. Ama tekrar eğlenmek istediğinizde oyuncaklarınızı bulabilmek için onları yerlerine koymalısınız.